Nasıl şey yapacak? Ama e, iç, iç, aleminde nasıl karşılık bulacağını senin sonra soracağım sana. Nasıl? Tamam, tamam. Vefa. Vefa neymiş? Böyle lügat manasında baktığın zaman vefa kendi yaptığın iyiliği unutmak, sana yapılan iyiliği unutmamak. Evet. Klasik. Evet, Bakın normal o değil. Şey, Tabi bizim biraz bahsedeceğimiz o değil. Hı. İyi dinle bak. Vefa ali ruhların, yüksek ruhların davranışları ve anlayışlarıdır. Sakın bunu süfli, alçak ruhlardan bekleme. Ona göre beklentini asgari tut ki inkısarı hayali uğramayasın. Şu anlarda ustad diyor ki 302 otobüsten kalsın. Türkiye'nin ilk şeyler arası otobüsleri vardı ya. Evet. 75-70'lerde 302 vardı. Şu 302 302'de diyor ki çok ilgimi çekmişti. Mesela ben neticeyi söylüyorum uhuvvet ve tesanut uhuvvet ve tesanut bozuyormuş. Günahlar. Hmm. Orada öyle diyor. Günahlar uhuvvet ve tesanutu bozuyor. Bozuyor. Allah Allah ne alakası var? Adam orada günah işliyor. Uhuvvet ve tesanutla ne alakası var? Derdim. Rahmetli Rüştü abiye sordum. Dedi ki uhuvvet ve tesanut Ali ruhların özelliğidir. Bunu sufli alçak ruhlardan bekleme. Günahla berbat olmuş bir ruh da Ali ruh olmadığı için vefayı da ondan bekleme. Yani uhuvvet ve tesanüt yüksek ruhların özelliğidir. Onu temiz ruhlarda olur. Günahkarlarda olmaz. Bak, bak nereye bağlandı. Vefa imanın hassasıymış ama peki gavurlarda, büyük iş yerlerinde bir sürü vefa şeyler var. Cevap. Bak bir de okuyayım. Vefa imanın hassasıdır. Bunun en yükseği Rabbine edir. Allah'a attır. Vefa. Yani sana yapılanı unutmamak. Ki Peki kafirlerdeki, sefillerdeki vefa nedir peki? Vefa görünürken aslında nedir biliyor musun? var olan veya istikbali beklentilerin önceden yol açmaktır. Demek ki ehli dünyada gözüken vefa aslında vefa değil nedir? Şu anda var olan veya gelecekte mühtemel olan menfaatlerin yolunu açmaktır. Menfaat. menfaat. Evet, menfaat Ama vefa gibi gözüküyor. Değil. Şimdi onlar tabi dünyalı meselelerle yaptıkça dekantiler hep dünyadan olduğu için. Evet. Değil mi abi? Evet. Vefayı o şekilde gösterirler. Vefa deyince ben Peygamber aleyhissalatü vesselamın efendimin Hatice'sine radiyallahu anhaya karşı tutumudur. Hiçbir gün yoktur ki birkaç defa hatırlamamız olsun. Ayşe validemiz işte ben eee bir kız olaraksı beni aldın. İşte ben şöyle yaptım, ben böyle yaptım ama bakıyorum ki diyor kadın ya. Evet. Bakıyorum ki Hatice'ni hiç unutmadı. Ben onun yerini dolduramadım mı diyor, Evet, onun elini dolduramadım. Evet, evet. Onun yerini tutamadı mı demiş evet. ya Resulallah. O da dedi ki herkes beni terk ederken o bana her şeyini verdi. Herkes benden çekinirken o bana ilk iman edenlerden oldu ki çok gariptir. Namaz bile nasip olmamış. Çünkü namaz e, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetinden 10 sene sonra ki Miraç'ta farz olmuş. Yani Hazreti Hatice'sine karşı vefa. Mesela onun tezahürü mesela Hazreti Hatice'nin arkadaşı eve geldiği zaman Hazreti Hatice imiş gibi davranır altında işte o zamanki ne alacak? Bir tane yastık gibi bir şey var. Hurma dalından olmuş, şey yaprağından. Yastık gibi. Onun altına verilmiş o yaşlı kadın. Bu Hatice'min arkadaşıdır diye. Hatice'min kabilesidir diye savaş esirlerini affetmiş. Allah olun. Ya. Şimdi o yani Hazreti Ayşe Validemizin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a göstermiş olur değil mi? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da yani gene dünyevi maksat değil de ahiret, ee, şey, ahiret uhrevi bir maksat olduğu için Nabi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da Hatice Validemize vefasını devam ettiriyor, öyle mi? Evet, ettiriyor. Evet. Hatta hadis var, diyor ki, babalarınızın dostu, zındık olmamak, sefi olmamak şartıyla, babalarınızın diyor, dostlarına dostluk göstermek imandandır, diyor. Ya. Yani. Baba, anne yani. Aynı. Vefayı vefasızlardan daha iyi öğrenirsin. Nasıl öğrenirsin? Bedelle. Vefayı vefasızlardan daha iyi bedelli öğrenirsin. Bu Mevlana demiş ki, ben demiş edebi edepsizlerden öğrendim. Vefayı da vefasızlardan öğrenirsin. Ama sen asla vefanı bırakma. Fakat ahmak durumuna da düşme. Yani hak etmeyene hak verme nevinden aynı delikten iki defa ısırılma. Gene yani belagat ehli ol. Yani muktezai hale mutabık ol. Unutma. Muktezai hale mutabık ol. Yani ne gerekiyorsa öyle yap. ve yani, vefasıza vefa gösterme ama <laughs> o o anda yapılması gerekeni yap. Mesela şöyle diyor. Osmanlı eserde geçiyor. Diyor ki, yani Asar-ı Bediye'de geçiyor. Orada şöyle bir misal geçiyor. Diyor ki, bir ormandan geçiyorsunuz diyor. Orada aylar var. Aylardan korunmak için oradan geçerken yanına köpek alsan senin şahsiyetin düşer mi? Düşmez. Çingene alsan düşer mi? Düşmez. Yani onu kullanmak adına değil, hayra vasıta yapmak adına onu çok uzağa atma, çok yakınına da koyma, yanında bulunsun böyle sopa gibi. Anladım. Mı? Şimdi bu muktezai hal demiş. Hatta unutma, hutbe-i şamide geçiyor. Unutma, yanlışlık, yanlışlık değilmiş biliyor musun? Şu cümleye bak, Usta ustada ait. Yanlışlık, tatbiki nazariyat, ve muktezai hali düşünmemekten çıkar. Ne demek biliyor musun? E, tatbiki nazariyat. Mesela sen sanat okul mezunusun. Hı hı. Mühendislik, teknik lise, sanat okul mezunları. Teknik ve teorik bilgileri çok. Hı hı. Fakat piyasada çalışan motorcular, tornacılar kadar o sanat okulu okuyanlar bilmez. Hı hı. Ama onlar da teknik bilgiyi bilmez. Hı hı. bilmez. O zaman Tatbiki Nazariyat nedir? Teknik, teorik bilgilerin Uygulama zemini Bulmaması yani Doğru olması için Hiç. Devam edeyim ee, Tatbiki Nazariyat Usta diyor ki yanlışlık Tatbiki Nazariyat Ve muktezai hale Düşünmemekten çıkıyor Yani O teknik bilgilerini Nerede Nasıl makam, maksat... bilmeden yapmak. O zaman... doğru olması için bir şey... dört tane şart lazım. Bir... doğru kişilerle... bir şeyin doğru olması için. Doğru kişilerle... doğru zamanda... doğru yerde, doğru kişilerle iş yapmak. Tamam mı? Doğru zamanda... doğru yerde... olacak. Doğru yapmak. Yani... Şimdi ona vefasızlık yapmıyorsun ama da vefa da göstermiyorsun. Niye? Bak şu cümle çok ilginç. Külliyattan bunu şey yapmıştım, çıkarmıştım. Bir adam düşün vefasız Allah'a. Allah'a vefasız. Bu vefasıza vefa yapmak Allah'a vefasızlık yapmaktır. O zaman vefasıza vefa yapmak vefasızlıktır. Peki ne yapacağız ona? Yani vefasızlık yapmayacağız ama çok yakınımıza da almayacağız, çok uzağa da atmayacağız. O ormandan geçerken aylardan korunmak için çingeneleri ve köpekleri yanında bulundurmak nevinden belirli bir şey siyasetçi olacaksın. Bu onun istismar etmek değil, hem onu hatta da kullanmak, hayra da vesile yapmak adına gerekiyor. Vefa ruhumdaki bak Vefa benim ruhumdaki senin ruhunun resmidir ve senin ruhunun gölgesi ve değeridir. Bir daha vefa ruhumdaki senin ruhunun resmi, gölgesi ve değeridir. Kendine, ailesine hatta Rabbine vefasız olandan vefa beklenir mi? Allah'a vefasız sana vefa yapar mı? menfaatı, beklentisi bitince koyar seni kenara. Peki uzak mı olalım ondan? Hayır. Ne yapalım peki? Tedbirli ve belagat ehli ol. Onunla beşeri münasebetinde, nevesivetinde çok uzatma yakına da koymadan tut. uzatma ama yakına da koyma. Her şeye değeri kadar kıymet ver. Men yani men yani yazayım şuraya. Yani mendil gibi burnunu silip atma ama cebine de koyma. Vefasızlık tahrip olmuş ve çökmüş bir ruhun gürültüsüdür. Bir daha vefasızlık kim şeyi tahrip olmuş ve çok çökmüş bir ruhun gürültüsüdür. Vefasızlık psikolojik bozukluğun emaresidir. Vefasızlık Egoist ve bencil kişilerin ayak sesidir. Vefa küçük hesap yapmaya alışanların eline geçmeyendir. Unutma, küçük kafalar kişileri, orta kafalar hadiseleri, büyük kafalar fikirleri konuşuyor. Ali ruhlar, yüksek ruhlar zamanı ve zemini iyi tahlil edip insanlara mana yükleyendir kitap taşıyan merkebi, merkebi ki Kur'an'da ayet var, eylem bildiği halde bildiklerini, doğru bildiklerini yapmayanları kitap yüklü eşeğe benzetiyor. Eşe kitap taşıyor ama alim değil. Kitap taşıyan merkebe alim demez ve alimlik payesi de vermez. Vefalı insan da Ali ruhları bilir. O zaman küçük kafalardan, küçük kafa kimdi? Kişileri, orta kafa hadiseleri, büyük kafa da fikirleri konuşur. Ali ruhlar, yani işin farkında olanlar, zamanı, zemini, ahır zamanı iyi et e etüt yapar. Mesela bina yapılmadan önce inşaat mühendisleri zemin etütü yapar. Buraya bina olur mu olmaz mı? Olursa kaç kat olur? İyi tahlil eder insanlara ona göre mana yükler. Ondan sonra ondan beklenti içinde olur. Böyle basit sıfırlı ruhlara bu mana yüklemediği için onlardan gelecek vefasızlara da zaten hazırlıklı olduğu için ona o anlam vermediği için fazla etkilenmez. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü daima canım kardeşlerim.